Merhabalar, konumuz açılar. Önceki yıl bir kısmını gördünüz, tümler, bütünler. Bu yıl daha çok açı ortay, eş açı kavramına değineceğiz. Hemen şöyle bir yan başlık atalım. Açı ortay. İsminden de belli olduğu gibi açı ortay, açıyı ortalayan bir şeyden bahsediyorum aslında. Şöyle ki, şöyle çizmeye kalkarsam, benim şöyle bir açım. Şöyle yapalım. Burası B, A, C açısı olsa ben şuradaki açımı şöyle çektiğim bir ışınımla şu şekilde bu açıyı iki eş açı halinde gösterebilirim. Ve buradaki şuradaki şu AK ışınına ABC'yi iki eş açıya böldüğü için ben buradaki AK ışınına açı ortay diyebilirim. İsimden de belli olduğu gibi demin de bahsettim. Açıyı ortalayan ışın aslında. Tabirimiz böyle. Hemen örnek üstünde bakalım. Denmiş ki yandaki şekilde BD ABC'nin açı ortayı ki zaten bana sembolle aynı olduğu gösterilmiş ve ABC'nin ölçüsü 112 derece ise ABD istenmiş. ABD'nin ölçüsü. Biz bu ölçüyü küçük M harfiyle göstermiştik ki önceki yıllarda bunu hatırlıyorsunuzdur. Peki tamam yani tüm ABC eğer 112 ise iki eş parçaya böldü. İşte burası aslında 56'ya 56 olmak zorunda. O halde ben buradaki ABD şurası 66 gibi oldu. 56'ya 56. O halde ben buradaki ABD'min de 56 derece olduğunu söyleyebilirim buradan. En basitten başlamış olduk. Diğer sorumuzda şöyle biraz daha büyütelim. Yandaki şekilde BD açıortay ABC 70 derece. Şu kısmın ABC, şu kısmın tamamı 70 derece. DBC 2x eksi 5. DBC hemen şöyle yapalım. Şu açım. Şurası 2x eksi 5. Burada sembolle gösterilmiş ki bana burada da bilgi verilmiş zaten. BD bir açıortay. O halde diğeri de aynı ölçüye sahip olmalı ki bunların toplamı 70 dereceymiş. O halde aslında 35'e 35 şeklinde bölünmesi gerekir. X istenmiş benden soruda. O halde aslında 2x eksi 5'in burada 35 ise ben buradaki eksi 5'i alıp karşıya fırlatsam artı 5 de gidecektir. 2x'in buradan 40 ise x'in buradan 20 olduğunu söylemem mümkün. Hemen devam edelim diğer sorumuzda. Yandaki şekilde AE doğrusu üzerinde verilen açılara göre BOD şurası BOD'nin ölçüsü benden istenmiş soruda. Şimdi burada demin de bahsettiğim açıortay denmesine gerek yok. Bana verilen semboller de bunu gösteriyor. Buradaki OB açıortay, OD açıortay. Demek ki ben burada eğer şu harfi A dersem şu açım da A olmalı veya şu açıma B dersem şurası da B olmalı. Baktığımız zaman AE doğrusu, AE eğer bir doğruysa burada bir doğru açı vardır ki ölçüsü toplamı 2A artı 2B'den dolayı 180 derece olmalı. Ki burada her tarafı 2'ye böldüğümüzde A artı B buradan karşımıza 90 derece gelmiş olacaktır. Burada baktığımız zaman şunu alayım şöyle biraz da kalınlaştıralım. Şu açım yani BOD A artı B'den bahsediyoruz. 90 derece olmuş olacaktır. Hemen devam edelim. Şöyle biraz dayaltalım sorumuzu. Evet. Denmiş ki soruda bize verilen ABC üçgeninde B açısına ait açıortay hangisidir? Şimdi burada A belli, C belli toplam 110 derece. O halde buradan şu açıma 70 derece kalmalı. Burada baktığımız zaman 15, 15 daha 30, 10 daha 40, 20 daha 60. O halde buradaki şu açıma 10 derece kalmalı. Şimdi burada benden açıortay istendiği için şöyle bir baktığımızda
Çok net aslında belli. Şöyle ki benim tam şu doğru parçam açıyı iki eş parçaya bölmüş. Çünkü şu kısım 15, 20 daha 35 ve alt tarafta yine 10, 20, 35 şeklinde iki eş parçaya bölündüğünden dolayı buradaki BF doğru parçası bizim bir açıortayımız olmuştur diyebiliriz. Bunu da bu şekilde vermiş olduk. Açıortay kavramımız böyle. Yine farklı sorulara da değineceğiz. Diğer konumuzdan sonra. Şimdi doğruların birbirine göre bazı durumlarından biraz bahsedeceğiz. İlk durumumuzu şöyle biraz daha büyütelim. Üç doğru birbirine paralel olabilir. Yani bir kesişme olmaz. Ben bu durumda paralellik sembolüyle üç doğrumu gösterebilirim. A, B'ye paralel, B de C'ye paralel. Her biri birbirine paraleldir. Bu şekilde göstermiş olurum ben. Diğerinde üç doğru ikişer ikişer kesişebilir. Burada baktığımız zaman A ile B, B ile C ve A ile C kesişmişler. A ile C, L'de, B ile A, K'da ve B ile C, M'de kesişmiştir diyebilirim buradan. Hemen şöyle diğer kısmımıza bakalım. Üç doğru tek bir noktada kesişebiliyor gördüğümüz gibi. A doğrusu, B doğrusu ve C doğrusu tam şurada O'da kesişebiliyor. Bunu da böylece vermiş olduk. Bizim şu an aslında üzerinde duracağımız dördüncü kısım çoğunlukla. İki doğru birbirine paralel. Üçüncü doğru da bunları veya bu doğruları kesen olabilir. Baktığımız zaman A, B'ye paralel ve C de bunları A ve B'de kesmiş. Bunu da vermiş olduk. Dört farklı durumdan bahsetmiş olduk bu şekilde. Peki, hemen şöyle örnek üstünde şu olayı bir tekrarlayalım bakalım. Şimdi baktığımızda burada bize şöyle buradaki D3 paraleldir D4'e, o da paraleldir D5'e. Bunu şöyle ben eklemiş olayım. Şimdi A şıkkında verilen D3, D4, D5 her biri birbirine paralel. Ki zaten en başta verdiğimizde bu. D1, D2, D5. Şimdi burada D1, D2, D5 şöyle D1, D2, D5 tam göremiyoruz şu an. Azıcık bir daraltalım. Şu an daha net oldu. Tamam. D1, D2, D5. D1, D2 ve D5. Baktığımız zaman 3 tane doğru var. D1 doğrusu, D2 doğrusu, şu azıcık benim kaydı. D2 doğrusu ve D5 doğrusu. Buradaki 3 doğru aynı noktada kesişmişler. Peki C şıkkına bakalım. D2, D3, D4. D2, şöyle kalemin rengini değişelim. D2, şöyle. D2, D3 ve D4. Neresi? Şöyle şurası o da. D3 ve D4 paralel ve D2 de bunları kesen doğru. D şıkkına baktığımızda D1, D2 ve D4 bize verilmiş. Yine şöyle kalemin rengini değişelim. D1 şurası zaten şu doğrum. D2'm şu doğrum. Ve D4 şu doğrum. Her bir doğru, her iki doğru kendi içinde bir noktada kesişmiş. Şöyle yapalım. D1 ile D2 şurada. Şöyle. Şurada. D4 ile D2'm şurada ve D1 ile D4'üm şurada kesişmiştir diye bu şekilde demin anlattığımız dört durumu tekrarlamış olduk. Peki, şimdi bizim demin de bahsettiğim önem verdiğimiz kısım bu kısım. Burada tabii ki şunu yine biraz büyütelim. Burada bazı kavramlar var. Bunları aslında değineceğiz. Şöyle D1, D2'ye paralel. Bunu da şöyle vermiş olayım ben üstte. Şimdi burada eğer benim paralelliğim varsa önceki yıldan bildiğiniz bir kavram var. Ters açı kavramı var. Tersten kastettiğimiz şey ne bizim? Zıt yöne bakan, ters yönlere bakan açılar.
Baktığınız zaman 2 ve 4, 2 ve 4 ters açı zıt yönlere bakıyor. O halde bunu hemen şöyle ters açı başlığı altında 2 ve 4'ü söyleyebilirim. Ardından 1 ve 3'ü söyleyebilirim. Ardından alt tarafa indiğimizde 6 ve 8 terstir. 6 ve 8'i söyleyebilirim. Aynı şekilde 5 ve 7'yi de söyleyebilirim. Ters açı olarak. Bir de bunun kendi içinde bir alt kolu da var. Şöyle yapalım. İç ters ve dış ters kısmı var. İç ters, bunu şöyle alta yazalım. İç ters. Ne demek iç ters? İki doğrunun içinde kalan, yani arasında kalan zıt yönlü açılar demek. Yani şurada D1 ile D2'nin içinde kalan. Baktığınızda 3 ve 5 mesela zıt yönde bakıyor. Biri sağ çapraz, diğeri sol çapraz, böyle zıt yönlü. O halde 3 ve 5 buna bir örnektir. Aynı şekilde baktığımız zaman yine burada 4 ve 6 yine zıt yönlü. Bu da buna bir örnektir. Bir de dış ters kavramımız var. Onu da hemen şöyle yan tarafa ekleyeyim. Dış ters açılar diyelim. O da şöyle olacak. Şurayı temizlersek. Bu kez doğrularımın dışında kalan, yani dış bölgedeki 2 ile 8 zıt yöne bakıyorlar. 2 ve 8'e hemen şöyle 6 ekleyebiliriz. Virgül. Yine baktığınız zaman 1 ve 7, şöyle 1 ve 7'yi de ekleyebiliriz bu kısma. Bunu da bu şekilde vermiş olduk. Peki diğer başlığımız da şu, onu da hemen yan tarafa ekleyelim. Yöndeş açı. Şöyle. Yöndeş, isimden belli olduğu gibi aynı yöne bakan açılardan bahsediyorum aslında. Baktığımız zaman burada 2 ile 6'nın aynı yöne baktığını söyleyebiliriz. O halde hemen şöyle 6 ekleyelim. 2 ve 6 diyebiliriz. Tamam. Ardından devam edelim. Baktığımızda yine 1 ve 5. 1 ve 5 yöndeştir. Ardından devam edelim. 4 ve 8 mesela aynı kısma bakıyorlar. Aynı yön daha doğrusu. 4 ve 8. Yine aynı şekilde 3 ve 7 de yine yöndeştir. Aynı yöne baktıklarından dolayı 3 ve 7 de benim yöndeş açılarımdır. Bunları bu şekilde vermiş olduk. Şimdi buradaki peki özellik ne? Ben bunları böyle verdim. Ters açı kendi içinde şöyle iki kısma ayrılmıştı. Biri iç tersi ve diğeri de dış tersi, demin de bahsettik. Eğer iç ters diyorsak doğruların iç kısmında kalan zıt yönlü açılardan bahsediyorumdur. Diğeri ise doğrularımın dış kısmında kalan zıt yöne bakan açılarından bahsediyorum aslında. Buradaki durum şu. Ters açılar veya iç ve dış tersler, yöndeşler her zaman ölçü olarak birbirine eşittir. Şöyle ki, buradaki 2 ile 6 mesela aynı. Yine 6 ile 8 ters mesela aynı. Veya 7 ile 3 mesela aynı. Bunun bu şekilde olduğunu söyleyebilirim. Hemen şöyle küçük bir örnek üstünde bu durumu açıklayalım. Şöyle yapalım. Şöyle bir tane çizdik bakalım doğrularımızı. Bu yazdığım şey paralelliğim varsa tabii ki olacak. D1, D2, şöyle D3'ümü verdim yine. D1 paraleldir. D2, D3 de bunları kesmiş. Ben burada şöyle şu açıyı vermiş olsam, şu açım 60 derece olsa mesela. Şimdi burada yalnızca bu bilgiyle ben şunu söyleyebilirim. Eğer burası 60 ise bu açımla şu açım aynı yönde olduğu için o halde şurası da 60'tır. Peki o halde 60 ise ters açı olduğu için şurası da 60'tır.
yine ters açı veya yöndeşten dolayı şurası da 60'tır. Ve önceki yıl görmüşsünüz, bütünler diye bir kavram vardı. Bütünler açı dediğim şey benim. Şunu alayım. Buradaki 180'e tamamlayan kısım, yani şu yeşille taradığım kısım, şurası 60'ın bütünleri. O halde benim bu açım 120 derece olmalı. Tersten dolayı şurası da 120 olacaktı. Şöyle yine içine dolduralım bunu da. Burası da 120 olmuş oldu. Yöndeşten dolayı şurası da 120 derece olmuş oldu şöyle. Bunu da bu şekilde vermiş olduk. Yine ters açı olduğu için şurası da 120 derecedir diyebiliriz. Yalnızca bir açıyı bilerek her birini bu şekilde çıkarmış oluyoruz aslında. Bunu da böylece vermiş olduk. Peki, tamamdır. Hemen kaldığımız yerden devam edelim. Demin yaptığımızın farklı bir hali. Bana burada 120 derece verilmiş ve aynı zamanda D1, D2 paralelmiş. X istenmiş benden soruda. Burada ister yöndeşliği kullan, burayı bul, buradan git veya tersi kullan, burayı bul, buradan git fark etmez. Şöyle yapalım. Burada biz, ben burada yöndeşliği kullansam, şu açıma şu açıma aynı yönde ve burası 120 derece olmalı. O halde 120'nin bütünleri yan taraf, yani X olacağı için burası da 60 derece olacaktır diyebiliriz. Kolay bir sorumuza başlamış olduk. Devam edelim. Burada baktığımız zaman yine şöyle ki 2x'im var. Tamam. Ben burada tersten dolayı şu kısmın da 2x olduğunu söyleyebilirim. Aynı zamanda alt tarafta 130'un bütünleri var bir de. Bunu da kullanabiliriz. Şurası 50. Bunu söyleyebilirim. Veya şu olabilir. Şurası ile şu açım yöndeştir. O halde şurası da 2x'tir. Ve burada iki açı birbirinin bütünleri olduğu için benim şu taradığım kısım 50 derece olmalı. O halde ben burada x'in 25 derece olduğunu söyleyebilirim zaten. Bunu da buradan çıkarmış olduk. Devam edelim bakalım. Burada yine baktığımız zaman D1 D2'ye paralel 60 ve 3x eksi 12 verilmiş. D1 ile D2'nin iç kısmına ve zıt yöne bakan açıları bu halde bunlar iç terstir. Yani 60 ile 3x eksi 12 aynı ölçüye sahip olmalı diyebilirim. Ben burada hemen şunu aldım, karşıya fırlattım. 72 eşittir 3x'im oldu ve x'im buradan 24 derece geldiğini söylemiş olurum ben bu şekilde. Peki devam edelim o halde hemen. Şimdi bu kısma başlamadan önce paralellikle ilgili bilmemiz gereken bir kavram var aslında. Bunu şöyle anlatayım. Şöyle yapalım. Şöyle. Tamam. Şöyle çizdik. Tamam. Bu da şöyle olsun. Hop şöyle. Gel bakalım. Mus kuralı dediğimiz bir kural var bizim. Buna bir değineceğiz şimdi. Şöyle D1, D2 olsun. Yine D1, D2. Yine şöyle D1, D2. Şöyle yapalım bunları da. Şimdi burada benim bu muz dediğim kavram veya muz dediğim kısım ne demek? Şöyle ki D1, D2'ye paralel olduğu müddetçe eğer iki doğru birbirine paralelse, bunları kesen doğrular bir yerde çakışmışlarsa, buradaki bir özelliğim benim şu, şu iç kısımlarda kalan dar açılarım, şu açım ve şöyle şu açım. Şöyle yaptık. Ben bunları kendim şuraya A, şuraya B dersem, ikisinin toplamı bana iç kısımdaki açıyı verecektir. Tekrar ediyorum. Paralelliğim olduğu müddetçe geçerli. Ve burada iki doğru birbirine paralel, bunları kesen
doğrular veya ışınlar bir yerde çakışıyorsa buradaki oluşan dar açılarımın toplamı bana iç kısımdaki açıyı verecektir. Diğerinde ise paralel iki doğrum var. Bunları kesen tek bir doğru parçası veya ışın artık her ne verilmişse varsa burada karşılıklı oluşan iki açımın toplamı ki ben buraya kendim A'ya B dersem bunların toplamı bana 180'i verecektir. Biz buna halk arasında U kuralı diyoruz. Diğeri ise baktığımız zaman iki doğru birbirine paralel. Bunları kesen bir doğru var ki hatta ben bunu şöyle uzatsam da olur. Şöyle buradan şöyle yapalım. Şöyle de olsa olur. Kesinler mesela. Bunları kesen bir doğru parçası veya doğru veya ışın artık her neyse olduğunda buradaki özelliğimiz şu. Gel bakalım. Heh, aldık kalemimizi. Şurada oluşan açımla burada oluşan açım aynı ölçüye sahiptir. Eğer ben buraya A dersem diğeri de A'dır. Z'den dolayı bunu da söyleyebiliyorum. Verdiğim her üç özellikte demin de bahsettim. Paralelliğin olduğu sürece geçerli olmuş olacaktır. Bunu da böylece verdik. Şimdi bunları pratiğe dökmeye başlayalım bakalım. Evet, şimdi baktığımızda ilk soruda MN'ye paralelmiş. Benden sonra da x istenmiş. Baktığımız zaman paralel doğrularım var. Bunlar şöyle bir yerde kesişmişler. U harfinin oluştuğu gayet net aslında. U'dan dolayı iki açımın toplamı 180 derece olmalı. O halde hemen topluyorum bunları. 180 ise 9x'in burada 180'dir. O halde x'in ben buradan 20 derece olduğunu söyleyebilirim. Peki hemen atlayalım diğer sorumuza. Yine baktığımız zaman paralelliğim var. Burada K, L'ye paralelmiş. X istenmiş benden soruda. Peki burada şuradaki şöyle Z harfinin olduğu görünüyor zaten. O halde Z'den dolayı benim şu açım neyse diğeri de olmalı. O halde şu açım da 60 derece olmak zorunda. Peki o halde hemen yazıyorum. Burası 60 derece. Karşıya attığımda 2x'im 90'sa x'in buradan 45 olduğunu söylemem mümkündür. Peki o halde hemen devam edelim diğer sorumuzla. Baktığımız zaman yine burada paralel iki doğrum var. A'dan ve D'den geçen doğru parçaları C'de çakışmış. Burada M harfi görünüyor. Şöyle ki bir adet M harfim var. M harfimin olması demek şurayı şöyle yapalım. M'nin olması demek şu anlama geliyordu. Şurada içteki şu açılarımın toplamı bana şu açıyı verecekti. O halde burası aslında 70 derece olmalı. ACD diyebilirim buradan ben. Bunu da böylece vermiş olduk. Hemen devam edelim. Yine burada baktığımız zaman bir adet AB doğrusu, D doğrusu var. Bunlar birbirine paralelmiş. BAC istenmiş benden sonra da yine M harfinin olduğu gayet net aslında. Şöyle yan M hatta şöyle M harfi olduğundan dolayı şuradaki iki açımın toplamı bana şu içte kalan açıyı verecekti. O halde burası aslında x artı 65 olmalı. Karşıya attığımda x'i ben buradan 20 derece bulmuş olacağım. BAC buradan 20'dir diyebiliriz. O halde devam edelim hemen diğer sorumuzla. Baktığımız zaman burada DCA istenmiş bizden soruda. ABD'ye paralel. Yine aslında M olduğu net. Şöyle ki şöyle yapalım. Şöyle, şöyle ve şöyle. M olduğu net. Burada şöyle yapsak biz şöyle kalemin rengini değiştik. 40 40 varsa tersten dolayı şurası da 40 derece olmak zorunda. Tamam. 135'in bütünleri şurada. Burası da 45 derece. Çok net gözükmedi. Biraz şöyle yazalım. Heh, tamam. O halde benim şu açım ikisinin toplamı yani 40 artı 45'ten dolayı 85 derece olmalı.
DCA diyebiliriz buradan. Bu yaptığımız o birinci yol, bunu kullanmamış olsaydık derdik ki bizim bir adet kalem ucu dediğimiz veya rokette denilen bir kural var. Onu da hemen şöyle vermiş olayım. İki adet paralel doğrum var şöyle benim. Şöyle. Buradan yine buradan geçen doğrular bir yerde çakışıyorlar. Ve özelliğimiz şu. Eğer ben şu açıya A, şu açıya B ve şu açıya C dersem üçünün toplamı her zaman 360 dereceye eşittir. Aynı mantığı ben burada da kullanabilirim aslında. Şöyle ki şurayı bir temizleyelim önce. Şöyle yapalım. Burada şu açımın bütünlerden dolayı 140 olduğunu biliyorum. O halde şuraya da kendim x dersem hop şöyle yapalım. Şurayı kaldıralım. Burada 140 artı x artı 135'in toplamı bana yandaki kuraldan dolayı 360'ı verecektir. Ben yine buradan x'i bulmuş olacağım zaten. Peki hemen devam edelim. Son sorumuzla. Demin bahsettiğim kuralı burada yine kullansak biz. Kalem ucu veya roket de denilebiliyor. 110, x ve 120 hepsinin toplamı bana 360'ı verecektir. Şöyle yazdığımızda ne oldu burası? 230 artı x'im eşittir 360'a. Ve buradan şöyle alıp karşıya fırlattığımız zaman da x'i 130 derece bulmuş olacağım buradan. Bu dersimizi bu sorularımızla noktalamış bulunmaktayız. Diğer ders kaldığımız yerden biraz daha farklı sorularla devam edeceğiz.